derbi, 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 derbi. Bozuldu bozuldu bu Almanya, çok bozuldu, ben sana söyleyeyim. Nerede o eski Germany? Yine yollardayız abi. Evet. Öte yandan. Nereye gidiyoruz? Milli takımın kamp yaptığı yere gidiyoruz. Dortmund'dan çıktık. Hannover. Evet, Hannover'in bir biraz daha ilerisi. Maçın ardından bir medya etkinliği olacak. Ama azalıyor gittikçe, demek ki doğru gidiyoruz. Doğru gidiyoruz. 200 kilometre doğru mu şu anda? Hayır, sağdan azalacağız. Ne olduğunu anlatır mısın lütfen? Anlatayım. Uğur Ozan anlatsın. Uğur Ozan lütfen sen anlat. Ama mikrofonu yok onda. Aslında anlatacak çok fazla bir şey yok. Ya şöyle ben çok naif bir soru sordum kendimce. Ne kadar var? Şu anda saat 4 bu arada. Evet, 1,5 saat var gibi düşündük yani Hannover tarafından giderken. Ama az önce dikkatimizi çeken, yani navigasyonda 698 kilometre. Önce dikkatimi şey çekti, açık söylemek gerekiyor. Süre. 21.45 doğru oluyoruz diye bir şey çıktı. Şu anda doğru yolu buluyor gibiyiz. Şuradan. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi ne dersen, biz nereye gidiyormuşuz peki? Biz büyük ihtimalle abi Münih'te ilk girdiğimiz otelin. Ama Dorint'in ki onun adı. Münih'e geri dönüyorduk bir yani. Bir facianın eşiğinden dönüldü. Ben Münih'i hep sevmişim. Abinin evi benzin istasyonundayız. Biz bir önceki benzinimizi otobandan almıştık. Evet. Ve vlogun altına gelen yorumlar, özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşlarımız tarafından, otobanda benzinin daha pahalı olduğu, ki biz de gördük daha pahalıymış. O yüzden şehir içinden alıyoruz. Evet. Hemen ama birinci benzin alıştan sonra öğrendik bunu. Yani sen öğrendin yorumları okuyarak. Evet, ben paylaştım sonra bu bilgiyi. Kaç paraymış burada? Burada 1.6 galiba. Yalnız otobanda 2.1 falandı. Yalnız şunu söylemem lazım. Önce bir markayı göster. Sevgili Kerim. Star. Ne dediğini de söyle peki. Ne dedim ben abi? Ben buradan alalım dediğimde. Yani almasak da olabilir. Çok bilinmedik bir marka dedim. Belli olmaz. Su katarlar benzine. Kaçak mazot mu zannettin lan? Yok yok. Almanya'da herhalde o standardı yakalatmışlardı. Şeyi merak ettim. Hakikaten gerçekten soruyorum. Abi hani Türkiye'de alışkanlık... Bir marka olduğunu nereden biliyorsun? Almanya'daki benzin markalarının hakim misin? Bana benzin müsaade etmediğiniz için kendimi şu anda ifade edemiyorum ama cevabım var. Türkiye'de böyle bir alışkanlık vardır ya. Yani bilinen markalardan alınır genelde. Büyük firmalardan alınır. Ben de burayı ona uyarladım. %90 basmanı mı çektin yoksa? Yasal yasal. Yapacak bir şey yok yani. Güzel ortam. Ya özellikle soruyorum, onun üzerinden kaç veriyorsunuz diye. Çünkü çok önemlidir kamp ortamı. Ve oyuncular memnun değilse de 9 diye verirler yani. 4 demezler, 3 demezler ama 9 diye verirler. Ben sorarım bu soruyu. Evet, gelsen köşene hoş geldiniz. 82. vilayetimiz. Aynen. Eskiden 68 Münih derlerdi değil mi? Berlin mi derdi? Münih derlerdi değil mi? 68? Berlin'di galiba abi. Berlin miydi? Bingöl abi 45. Ah, 12 40 Bingöl Spor. 12 Bingöl Spor 45. Yani bizim milli takıma çok oyuncu vermiş bir vilayet Gelsenkirchen. Altın Top kardeşler olsun. Ve İtalyanlar. Güzel bir hava, biraz sonra yağmur yağacak. İtalya-İspanya maçı için buradayız. Bu arada, evet, İspanyollar. İtalya'yı daha önce seyretmiştik, İspanya'yı seyretmemiştik. Evet. İspanya ama çok çok iyiydi. Bakalım İtalyanlar ezeli rakiplerine karşı.
today is a big match. You know, Italy against Spain, it's amazing party. So I think Italy will win, but we never know. So I hope that we will enjoy a big match and Italy will win. Thank you. Burası eski bir maden, 97'de kapatılmış ve parka çevrilmiş. 97, 30 yıldır neredeyse. Evet. Burada bir turnuva var galiba. Turnuva var. Penaltı atıyorlar. Robokeeper. Bir oğlan düşecek oradan şimdi. Çok mutlu ama. Şuradan bir scout yapalım mı? Yapalım abi. Ben defteri kağıdı kalemi çıkartıyorum. Güzel. Yerden kalecinin uzanamayacağı köşeye. Aradığım oyuncuyu bulamadım diyorum. Zaten yok, ayakkabı yok abi ayaklarında. Baccio işte. Şu Baccio'yu çekelim. Benzetemedin birine. Vay. Köşeye vuracaksın işte. 90'a. Bunu atacak gibi bir his var şimdi. Dışarıya gitti. Şarker'in stadına gideceğiz. Avu Şarker Arena. Bir önceki İngiltere maçında oradaydık, Sırbistan maçında. Stadı tamamen çözdük. Tamamen kontrolümüz altında. Alman sistemine müdahil şekilde statta olacağız. Görüşürüz. Abi çıktık. İspanya-İtalya maçından. Evet, çıktık. Yani İtalya bizi üzdü. İtalya biraz yetersiz kaldı. Yetersiz kaldı. Maç mücadeleci geçmedi. Evet, İspanyollar daha... İtalyanlar daha kalabalıktı. İtalyanlar daha kalabalık ama sahada İspanyollar daha kalabalıktı. Vallahi öyle. Kimi beğendin en çok? Abi kimi beğendim? Williams. Williams iyi. Ben orta saha üçlüsünün tamamına bayıldım abi. Orta saha şut, evet, kuvvetlilerdi. Ben genel olarak memnunum. Artık yolu da biliyoruz buradan nasıl çıkacağımızı. Kaybolmadan gideceğimiz bir akşam yolculuğu. Umuyorum. İspanya kralının geldi. Evet, İspanya kralı geldi. İspanya kralı geldiği için bizim basın merkezine gidemeyişimiz. Tamamen kapattılar her yeri. Krallık mı kalmış kardeşim? İspanyol'da. Nerede kimse... Ona girecek misin abi? Ne şarkı? Ya işte kimse sultan değil, şah değil diye gidiyordu. Şah değil, padişah değil ya. Evet. Nedir o kral buna? Ama ben kralım dedi ve yolları kapattı. Evet. Sen İspanyol Milli Marşı'nın sözlerini biliyor musun? İspanyol Milli Marşı'nın olmayan sözlerini bilemem tabii ki abi. Beni tuzağa düşürme çabalarından farkındaysan anında sıyrıldım. Evet. Biz kapatıyoruz Vilo. Mehmet Emirkoğlu'la İspanya-İtalya maçı sonrası. Yarın Fransa-Hollanda'ya gideyim diyordum ama basın toplantısına denk geldiği için bir de uzak, Leipzig'de mi? Evet. Dolayısıyla bundan sonra milliler. Bundan sonra artık Türkiye'ye tam olarak odaklanacağız. Ver bir daha.